Tosk Koparan'da bir hava savunma konsepti olarak biz çalışıyoruz. Yani siper projesinin bir parçasıyız. Bir yandan işte Göktuğ projesinin hava savunma füzelerine dönüşümüyle ilgili zaten çalışmalar yürütüyoruz. Yani olması gerekeni de bu olduğunu düşünüyoruz. Yani Tosk Koparan'da bu arada bir sınıfa oturabilecek bir hava savunma füzesi olarak biz düşünüyoruz. Yani zaten hava savunma dediğimizde katmanlı hava savunmayı konuşuyoruz. Hava savunma sistemlerinde. Tabi burada da farklı konseptler var. Az önce söylediğiniz hava füzelerinde olduğu gibi hava savunma sistemlerinde de farklı konseptler var. İşte hani Rusya S-400 çok gündemde. İşte biz de aldık. S-500'ü çalıştıklarını söylüyorlar. İsimlendirmeye bakarsak daha uzun bir menzilde angaje olabilen hava savunmayı konuşuyoruz belki. Ama Amerikalılar bunu tercih etmiyor mesela. Hani 500-600 kilometrede bir hava savunma Amerika'da da o yetenek var yani. Radar yeteneği, radar sistemleri olsun, füze yeteneği. Ama onlar Patriot sistemlerinde daha yakın ama daha etkin füzelerle hava savunma yapmayı tercih ediyor. Patriot sistemlerindeki farklı füzeleri düşünürsek. Hani o daha uzun menzilleri de var. Dolayısıyla hani farklı füzeler olacak hava savunma sisteminde. Biz de bir toz koparan konsepti daha kısa menzilli ama çok agile bir hava savunma füzesi, maliyet etkin bir hava savunma füzesi olarak geliştirebileceğini öngörüyoruz. Az önce konuştuğumuz artık belli platformların evrilmesi olarak dediğimiz, hani G40'dan mı evrilir, siper füzesinden mi evrilir? O detaya girmeyeceğim ama katmanlı hava savunma sisteminin bir parçası olarak biz bunu çalışıyoruz. Ama az önce dediğim gibi biz bazı şeyleri çalışacağız. Yetkili kurumlar bunların içinden en uygun konsepti seçecek.